Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Çayları kahveleri tazelediyseniz devam ediyoruz. Şimdi çok keyifli bir habere gideceğiz. İbrahim Tatlıses'e gideceğiz. Evet. Karayüzüm Habbesi şarkısını bilmeyenimiz yoktur eminim. Nasıldı biraz söyleyelim mi bu seslerle? Karayüzüm Habbesi, le 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 canım. Evet, işte bu şarkıyı rapçiler Seko ve Tefo'yla birlikte söylüyor İbrahim Tatlıses. Seko ve Tefo düet yapıyor. Kendi sözleriyle yorumluyorlar aynı zamanda şarkıyı. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Şu an yani sen anlatırken fark ettim. Niye bu rapçilerin isimleri hep böyle Tefo, Sefo? Ay gerçekten Sefo. Uzi, o, bu, yani Sefo. Niye öyle yani? Sevgili rapçiler, bunu açıklar mısınız? Bana mesaj atın sosyal medyadan. Yani ben anlam veremedim. Hadi, bilmiyorum. Seko bilmediğim... Serkan olsa Tefo Tevfik mi? Bilmiyorum yani. Onların Uzi ne o zaman? Uzay mı? Yani hani biz merak ettiğimiz için soruyoruz. Bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. İsimlerinizdeki bu kısaltmalar neden? Yani rapçi olmanın birinci şartı ismi kısaltmak mı? Yani mesela atıyorum yani işte ne Tefo işte atıyorum. Tevfik Özer örnek veriyorum. Öyle bir rapçi olamaz mı? Yani illa yani ismi kısaltacak mıyız? Yani genellikle kod kullanıyorlar. Biz işte bak Ceza'ya Ceza diyoruz. İşte bir sürü var rapçi öyle. Kendi ismini kullanmıyorlar. Değişik yani, bu, enteresan bu değil mi? Bu Seko Tefo olayı bir ilginç gerçekten, evet, de. Evet, ilginç. Ama nihayetinde haberimizin konusu da şu. İbrahim Tatlıses bu genç yeteneklere destek oluyor. Şarkısını onlarla birlikte söylüyor. Hatta şimdi şarkıyı bir izleyelim. Bakalım ne düşüneceksiniz şarkıyla ilgili. Bir de Can Demir geçerse beat'e. Karayüzüm Habbesi. Beynim sığmaz herkesi. İster sen güzelsin. Olursa o kız olsun. Vuruldum valluğuna basmaya. Gelme canım bak burada kasmaya. Adayız pastaya. Benimsin haber saldım Avrupa'dan Asya'ya. Korusun ince Rabbim sonrasını düşünme bile. Zaten seninle biz el eleyken düşeriz bile. Nereden gelmedin diye valla hayranım siye. Sokaklarda adın yazar gülüm esmerim diye. Gözüm senle kısar önümle işte gibi. Bugün senden yarın olur benden. Hani nasıl olsun doyulmaz o esme. Kara üzüm gibi gözleri bozar ezber. Tabi. Kara üzüm habbesi. Olursa o kız olsun. Söyleyeceklerimi duyma kulağını tıka kez. Ya da boşver şimdi bunu kuruyoruz bir heves. Haklı olan zaten hasta gelip bize denemez. Sallıyoruz kafamızı bir çalarken arabesk. Paket hazır tamam çıkalım bu yola. Bu ne demek oğlum kesildim başıma bela. Muhabbeti güzel ama varamıyor sana. Sana yürüdüğüm yollar çiçek açar bana. Ama var sözüm sana dokunamam. Güzelliğin bir kenara yanında duramam. O nasıl bir bakış gözümü ayıramam. Gülüşüne müebbet et böyle yaşayamam. Karayüzüm habbesi. Benim canım. Boynum sığmaz herkesi. İstersen güzelsin. Olursa o kız olsun. Benim canım. Basmarlar duvardan si. İstersen güzelsin. Benim canım. İstersen güzelsin. Oynarken yakalandı. Ya sanırım bu Karayüzüm Habbesi İbrahim Tatlıses'in en sevdiğim şarkısı olabilir. İnanılmaz neşelendiriyor beni. Oh valla kendime geldim sabah sabah, çok iyi geldi. Bu arada biliyorsunuz son zamanlarda bu rapçilerle düet yapma modası var. Kimler yapmadı ki yani Hadisesi, Yıldız Tilbesi, herkes rapçilerle bir düet yapıyor. Bir İbrahim Tatlıses kalmıştı, bir İmparator kalmıştı yapmayan, o da yapmış ama efsane olmuş. Ay çok hoşuma gitti. Bu kez gitti. Ben de beğendim gerçekten açıkçası. Gerçekten ben şu yayın bitsin bugün bütün gün bunu dinleyebilirim. Yandık İnanılmaz desene. Hoşuma gitti.
Aşk olsun. Yani bu şarkıyı ben de çok beğendim bu arada. Olmuş. Güzel birbirine uyumlu olmuş yani iki tarzda. Rap'in her şeye girmesinden pek hoşlanmıyoruz biliyorsun. Bunu da aslında daha öncesinde konuşmuştuk. Fakat bu şarkı için geçerli değil. Bu şarkı cidden çok hoş çok olmuş. Çok güzel olmuş. Ne bu olmuş? Şekilde... Seko, Tefo, İbo. Gerçekten öyle ve İbrahim Tatlıses'in de bu gençlere destek vermesi de moral olmuştur. Kesinlikle. Bu genç rapçilere. Çok, çok hoş bir davranış. Yani İbrahim Tatlıses'in bence yüce gönüllülüğünü gösteren bir davranış. İbrahim Tatlıses'in hiç ihtiyacı yok böyle şeylere. Gençlere destek için yapmış bunu. Şahane de olmuş ve kesinlikle bu yaklaşımı İbrahim Tatlıses'in bu gençlerin önünü ciddi anlamda açacak. Evet. Bu şarkı yakında hit olur ben sana söyleyeyim. Bak bizim bile içimize girdi şu an. Kanımızı kıpırdatıyor. Ama yazın sonuna denk geldi yani. Niye yazın sonuna denk geldi bu şarkılar acaba? Ya evet ama kışın da ihtiyacımız var. Bu yaz böyle bir yetiştiremedi bizim ünlülerimiz bu şarkıları. Demet Akalın'da, İbrahim Tatlıses'te. Ya kışın da ihtiyacımız var öyle deme. Sonbahar da güzeldir. Biliyorsun Kasım'da aşk başkadır. İnsanların içi o zaman da kıpır kıpır oluyor. O zaman da ihtiyaç var böyle şeylere. Her şeyde yazın olmaz ki. Hani biraz romantik şarkıların kışın ve sonbaharda çıkmasına alışkınız ama tabii böyle eğlenceli şarkılar denk geldi bu kışa. Evet. Bakalım bu kış nasıl güzel olacak. Geçecek. Bu kış hareketli geçecek. İyi geçecek bu kış. Peki. Peki şimdi az önce Demet Akalın da şarkısı yetişmedi demiştim. Şimdi Demet Akalın'a gideceğiz. Evet. Ve hangi konuyla gideceğiz? Işın Karaca'yla eski dostların düşman olması hususuna gireceğiz. Ay bu çok karışık bir konu. Yani şöyle o kadar karman çorman bir konu ki Işın Karaca ile Demet Akalın resmen birbirlerine girdiler. Araya bir de oradan Demet Akalın'ın eski düşmanı mı diyelim artık ne diyelim Dilan Polat da girdi falan. Ortalık birbirine girdi ama sen şu konuyu bize bir baştan özetlesene. Şimdi bilmeyenler için. Evet. Çok karışık çünkü. Şimdi geçtiğimiz günlerde Işın Karaca bir televizyon programına katılıyor. Ve bu televizyon programında kendisine Demet Akalın'ın yeni şarkısını beğenip beğenmediği soruluyor. Ve o da şu şekilde cevap veriyor. Dinledim, beğenmedim diyor. Kendisine söylediniz mi bu fikri diyor sevgili Müge ile Gülşen. Söylemedim, karşılaşmıyoruz bu aralar. Nedenini hiç bilmiyorum. Bu aralar görüşemiyoruz diyor. Şöyle söylüyor. Konuşmuyoruz bu aralar. Niye olduğunu da bilmiyorum. Daha detaylı okumam gerekirse. Şarkı Cansu'nun şarkısı olduğu için beğenmedim demek ayıp olur. Benim Demet'ten beklentim yüksekti. Hit şarkıları belirleyen bir görevi var Demet'in. O görevi sallamayacaksın. 30 yıldır ünlü kendisi. Bir kendimize gelelim. O kendini toparlar şimdi diyor. Yani aslında böyle tatlı sert bir açıklama yapıyor. Evet. Şimdi bunun üzerine... Demet Akalın da diyor ki benden bir şey saklayabileceğine inanan herkes tebrik ederim ama unutmayın ya içime doğar ya karşıma çıkar. Her şey tam da böyle çok temiz çok güzel kalbimiz var çünkü. Notuyla Instagram hesabında bir paylaşım yapıyor. Sonra artık sular iyice durulmuyor iyice kızışmaya başlıyor bu konu. Demet Akalın'a gönderme yapıyor Işın Karaca tekrar ve bunun üzerine diyor ki hiçbir şeye güvenme. Bak Eros Tanrı'ydı, Sezar İmparator. Biri don markası olduğu öteki salata diyor. Bu artık gerçekten işleri kızıştıran en böyle tap noktaya gelmiş oluyor yani bu süreç. Sonra da Demet Akalın da tabii ki buna cevap veriyor. Oh keyfim için çıkardım, oh canım sağ olsun. Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik ama fake hesaplardan hiç geçirmedik diye yanıt veriyor. Şimdi ne diyorsun bu tartışmaya? Çok ağır sözler sarf ediyor. Dilan yani Polat'ı bunu... da verelim bence arada. Evet. Işın Karaca o televizyon programında açıklamaları yaparken oradan Dilan Polat da devreye giriyor. Dilan Polat da Işın Karaca'nın o anını paylaşıyor. Arkadaşlar onun görüntüsü vardı onu da verelim lütfen. Işın Dilan Polat'ın paylaştığı görüntüyü Instagram'dan. O da oradan devreye giriyor ve o da aslında Işın Karaca'yı tutup sanki işte bak burada kızları izliyorum, Işın'ım çok tatlıydı, öpüyorum çok diyor. Yani Işın Karaca tarafındayım demek istiyor. Zaten Dilan Polat'la biliyorsun Demet Akalın arasında yıllar süren bir sıkıntı var. Aslında geçmişte çok iyi dostlardı. Biliyorsun Dilan Polat ilk böyle ortalıkta çıkmaya başladığında fotoğrafçıydı. Doğum fotoğrafçısı evet. olarak başlamıştı kariyerine. Ve Demet Akalın'ın
sahne fotoğraflarını çekerek aslında o ünlüler camiasına girip bir ün kazandı. Aslında Demet Akalın'a da boşta olduğu şeyler evet. var, yok diyemeyiz. Ama sonra aralarına işte kara kedi girdi diyelim. Konu çok derin bir mevzu. Şu an mesele o değil. Bir gün onu ayrıca masaya yatırırız ama hemen oradan Dilan Polat da fırsatı kaçırmamış yani. Hemen evet. orada Işın Karaca cephesinde yer almış. Ya açıkçası şöyle, ben bu konuyu çok saçma buluyorum. Yani kusura bakmasınlar. Şimdi dur, yorumlarımıza geçmeden yani, önce bir izleyelim mi açıklamasını Işın Karaca'nın? Hiçbir şey dinlemiyorsun. Arkadaşın Demet Akalın'ın Bana Yolla şarkısını dinlemedin mi? Dinledim. Nasıl buldun? Beğenmedim. Söyledin mi? Yok. Konuşmuyoruz bu aralar. Aa, niye? Hiç bilmiyorum. Bu aralar görüşemiyoruz o an. Geceyi bardağı eller havaya oynasın herkes kıvıra kıvıra. Bu evet. da yeni şarkısıydı zaten. Böyle bir açıklaması var. Tabii açıklamanın gerisini de biz izleyenlerimizle paylaştık, okuduk. Gerçekten çok saçma bir Şimdi tartışma. Aralarında bir şey olmuş bu kesin öncelikle. Aralarında kesinlikle bir şey yaşanmış. Bunun acısını çıkarıyorlar karşılıklı olarak. Şimdi Demet Akalın ve Işın Karaca'nın yıllardır aslında süren bir dostlukları var. Yani hakikaten çok samimi arkadaşlardı. Birbirlerinin evlerine gidip geliyorlar. Çocukları arkadaş, Işın Karaca'nın kızı Mia'yla, Demet Akalın'ın kızı Hira arkadaşlar. Birlikte büyüdüler resmen onlar. Sürekli birbirlerinin evlerine gidip geliyorlardı. Gerek İstanbul'da, gerek işte Bodrum'da, Çeşme'de vesaire. Sürekli birlikte takılan bir ikiliydi aslında. Birbirlerini de çok seviyorlardı. Hani ne oldu bu noktaya gelindi? Onu kimse bilmiyor şu anda. Birbirlerine böyle atarlı giderli göndermeler yapıyorlar ama arka planda ne olduğunu daha henüz bilen yok, açıklayan da yok. Yakın zamanda Demet Akalın patlatır bombayı, o tutamaz kendini, söyler. Aslında Işın Karaca bak başlangıçta orada programda açıklama yaparken çok da dışarıya bir şey vermemeye çalışıyorum. Bu aralar görüşemiyoruz diyor. Ama sonra tabii Demet Akalın sosyal medya üzerinden olayı ateşleyince Işın Karaca da ona karşı hamlede bulunuyor. Benim önerim gerçekten kızlar, yani sevgili Demet Akalın, sevgili Işın Karaca, ya hiç size yakışmıyor. Ne olur oturun karşılıklı bir kahve için, neyse sorununuz çözün. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Işın Karaca'nın açıklaması orada o programda masummuş gibi görünüyor ama bence o kadar da masum değil. Ben değil, sana söyleyeyim. Değil, ama bazı insanlar vardır çünkü. Söyleyeceği bir laf vardır, içinde kalmış bir şey vardır. Yani bu tartışma kısa sürede bu hale, yani neredeyse düşmanlık seviyesine geliyorsa bunun arkasında zaten %100 bir şey vardır. Bazı insanlar Işın Karaca gibi fırsatını bulduğu zaman sanki dokundurmuyormuş gibi yaparak, bir sorun yokmuş gibi davranarak o lafı gediğine koyar. Evet. Ve Demet Akalın bunları yiyecek bir kadın değil, yememiş de zaten ve fark etmiş ve hemen müdahale ediyor. Şimdi Demet Akalın'ın bir de Işın Karaca'nın yaptığı davranış tehlikeli bir davranış. Evet, ama şimdi Demet Akalın'ın bir de şöyle bir özelliği var biliyorsun. Demet Akalın çok dobra bir kadın. Bir kere ben onun o özelliğini çok beğeniyorum. Dobra dobra. Yani ben gerçekten Demet Akalın gibi bir arkadaşım olsun isterdim hayatımda. O kadar dobra ki. Arkadaşları için biliyorsun Demet Akalın canını verir. Her şeyi yapar. Yani her türlü fedakarlığı yapar. Arkadaşları için yapamayacağı bir şey yoktur. Tam da bir kötü gün dostudur Demet Akalın. Ama Demet Akalın kendine bir şey yapıldığı zaman direkt kesip atar. Yani hiç affı yok. Direkt kesip atıyor, çok sinirleniyor. Dobra dobra o bütün hırsını da çıkarır. Ama affettiği de çoktur bu arada. Aradan zaman geçer, bir şey olur. Kıyamaz, affeder yine. Fakat bu süreçleri de Demet Akalın durup dururken başlatan bir kadın da değildir. Yani mutlaka bir şey olmuştur, ona bir şey dokunmuştur, bir şey yapılmıştır. Bir haksızlığa uğramıştır ya da bir saygısızlığa, bir şeye uğramıştır da bunu yapmıştır. Yani hani boş yere böyle trip atacak, işte birine küsecek, kafayı takacak bir kadın değil Demet Akalın. Ben de diyorum ki bu işin Işın Karaca açıklama yapmadan önceki kısmı da var bence. Yani tabii. Zaten aralarında bir gerilim tabii var. Tabii ki, tabii Işın ki. Işın Karaca fırsatı bulduğu an bunu patlatıyor. Böyle olunca da gerisi geliyor. Ben de onu söylüyorum yani. Zaten. Yani bir şeyler olmuş, zaten yaşanmış bir şey var ortada. O ortaya dökülüyor şu anda. Zaten bu durup evet. dururken çıkmış bir mesele değil. Bir şey var yani, ortada yaşanmış bir şey var. Ama görürsün bak, çok yakında Demet Akalın açıklar. Bana da öyle geliyor. İşin detaylarını açıklayacaktır. Çok sert davranmışlar birbirlerine açıklamalar, yani cidden korkunç. İkisinin de dili birbirinden sert yani. Bu nasıl dostluk diyorsun o zaman, demiyor evet, musun? Yani evet. Şöyle eski dostun dahi olsa artık bu kadar ağır laf söylenir mi bilemiyorum yani gerçekten.
bu kadar sert olunur mu? Bu konu daha uzun sürer. Bu kış muhtemelen biz bu ikiliyi sıklıkla konuşuruz. Yaza doğru da barışırlar diye tahmin ediyorum. Gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlere de bildiririz. Peki şimdi Kenan İmirzalıoğlu'na gideceğiz. Kenan İmirzalıoğlu'nu eşi Sinem Kobal spor yaparken paylaştı. Ve tabii beğeniler yağdı. Sosyal medyada şu anda Kenan İmirzalıoğlu'nun kasları konuşuluyor. Ne diyorsun? Yani şöyle, fotoğraf geldiği zaman arkadaşlarımız durursa çok sevinirim. Fotoğraf üzerinden inceleyelim. Kendi sırasını beklediğini söylemiş. Burada duralım arkadaşlar. Burada zaten gündemi yaratan şey koymuş olduğu emoji alta. Sıramı beklerken demiş, eriyen bir güneş koymuş oraya. Yani eriyip bitiyorum. Eriyip bitiyorum. Dedirtti yani diyor ki emoji. Kocam da kocam. Gerçekten kocamı izlerken öyle eriyip bitiyorum diyor yani. Yani şu kaslara, şu duruşa, şu endama bakın demiş adeta. Düşman çatlatmış diyebiliriz. Nazara gelmesinler diyorum ben. Şimdi yalnız bu da cesaret ister bak. Biliyorsun böyle kimisi kocası sevgilisini paylaşmaktan çok çekinir. Başka kadınlar da görecek falan diye böyle kıskanır. Paylaşmak istemez, göstermek istemez. Özgüven budur işte. Kadın evet, özgüvenli çünkü Sinem Kobalo yani kendine güveniyor, özgüveni tam. İsteyen baksın diyor yani, adam benim zaten. Böyle olmak lazım. Gerçekten. Gerçekten öyle. Böyle Fahriye Evcen lazım. Olmuş olsaydı bebek kafası koymuştu yani oraya, evet, hemen evet, kapatmak için. Biliyorsun Fahriye Evcen kıskançlığıyla biraz ünlü. Evet, böyle olmak lazım. Kıskanç olmamak lazım. Kendinize güvenin hanımlar. Hiç öyle kıskançlıklara kapılmayın. Kendinize de güvenin, karşınızdakine de güvenin. O zaman daha güçlü bir ilişki içerisinde olacaksınız. Bakın Sinem Kobalı örnek alın. Kocasını böyle paylaşmaktan bile kaçınmamış ki eminim şu an sosyal medyada Kenan İmirzalıoğlu'nun bu görüntülerini görüp bak konuşamadım bile iç geçiren muhtemelen binlerce kadın vardır yani. Yani bilemiyorum var mıdır ama beğenilmiş hani cidden, yani cidden yorumları bir... Şimdi buradan okumuyoruz ama tabii o görüntüler çok beğenilmiş. Ya tabii aslında sosyal medya biraz ikiye ayrılmış durumda. Hani bu erkek objesinin yerinde Sinem Kobal olsaydı paylaşılır mıydı? İşte insan kocasını bu şekilde teşhir eder mi gibi yorumlar da var. Ancak bir yandan da hey maşallah gibi yorumlar da var yani. Sinem Kobal kendine olan güveninden ötürü tabii ki paylaşmış süreci. Kutluyoruz kendisine. Kutluyoruz kendisine olan güveninden ötürü. Yani tabii ki sporda hayatlarını almaları da müthiş bu arada. Yani artık biz de alabilsek çok iyi olacak. Zaten çok fit bir çift biliyorsun. Sinem Kobal iki çocuğunu ardından kısa sürede yani o kadar yoğun tempoda spora da vakit ayırabilmek çok büyük yetenek kavuştu. Yani. Görüntüsüne kavuştu. Kenan İmirzalıoğlu zaten senelerdir aynı. Yani valla biri güzel, biri yakışıklı. Fit ve sağlıklılar, mutlular. Allah daim etsin. Zaten hep şey diye paylaşılıyor ya, Sinem Kobal'la ilgili bir caps var biliyorsun hep sosyal medyada paylaşılan. Hayatınızın Kenan İmirzalıoğlu döneminin başlaması için Arda Turanlara veda etmeniz lazım kızlar diye. Kesinlikle. Gerçekten, çok doğru. Öyle sonunda aradığı mutluluğu buldu Sinem. Daha da mutlu olsun inşallah diyelim ve haydi bakalım sıradaki haberimize geçelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine bizim favori konularımızdan birine gidiyoruz. Neye gidiyoruz? Zengin'in malı Zürd'ün bir dakika, çenesini... Ver şarkıyı Barış ya. Bu noktada bizim şarkımızı vermen lazım ya gerçekten. Bizim şarkımızı bizim vermen şarkımız lazım. Bizim şarkımız para bizde. Para bizde. Bunu vermen lazım burada. Çünkü onların aldıkları paraları konuşacağız. Bölüm evet, başına kimlerin aldığı Serenay, ücretleri konuşacağız. Kıvanç Tatlıtuğ'un. Evet. Dizilerinde, birlikte oynadıkları dizide bölüm başına aldıkları ücret dudak uçuklattı cidden. Valla evet, onların hayatlarına bakınca bizde hiçbir şey yok. Öyle hissediyor insan. Bizde yani hiçbir şey yok. Zaten şu an okuyacağım sayılardan sonra birçok kişi aynı şeyi düşünecektir zaten. Evet. Aile dizisinde beraber rol alıyorlar. Ve şöyle açıklandı. Serenay Sarıkaya haftalık olarak bu diziden 1 milyon 200 bin lira kazanıyor haftalık. Bu arada 1 milyon 200 bin. Yani aylık 4 milyon 800 bin lira oluyor. Evet. Evet. Kıvanç ne kadar çabuk hesapladın bu arada. Yani iş muhasebe olunca çatır çatır evet, hesapladın. Söz konusu para olunca benim kafa hızlı çalışmaya başlıyor. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ da aynı şekilde haftalık 1,5 milyon lira kazanıyor. Evet, o da 6 milyon ediyor aylık. Evet. Tebrik ederim. Özde sınıfı geçtim. Yani 6 milyon lira aylık ücreti olmuş oluyor bu diziden. Kıvanç Tatlıtuğ'un ne diyorsun bu sürece?
Valla Allah daha çok versin. İşte zenginin malı, fakirin çenesi, züğürdün çenesi derler. Biri 4 milyon 800 bin lira. Milyon milyar. Sen bu parayı ne yaptın? biri 6 milyon. Bak konuşamadım, görüyor musun? Yani yutkunuyorum, nefesim falan kesildi. Yani ne diyebiliriz ki? Yani dizi piyasası böyle, biliyorsunuz. Biri de Kıvanç Tatlıtuğ, öbürü Serenay Sarıkaya. Tabii onların sadece aylık gelirinin eğer bu rakamlar olduğunu düşünüyorsanız o da çok büyük bir yanılgı. Onu da hemen söyleyelim. Çünkü ikisinin de çok önemli reklam anlaşmaları var. Oradan gelen gelirleri var. Sosyal medyadan gelen gelirleri var. Bir taraftan sinema projeleri yapıyorlar. Dijital platformlara işler yapıyorlar. Yapıyorlar. Kendi yatırımları var, işte arsaları, katları, yatları neyse. Yani tabii ki sadece bu da değil gelirleri. Allah daha çok versin. Ya ben çalışan kazansın diyorum gerçekten. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Daha önce de konuşmuştuk bu konuyu yani. Set çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştığını tekrar tekrar dile getirmiş olalım buradan. Yani tamam, bu insanlar bu parayı kazansın, sonuna kadar hakları. Ancak set çalışanlarını da biraz görün be yapımcılar diyorum yani. Sadece set çalışanlarını da değil, diğer oyuncuları da. Yani çünkü şunu biliyoruz, ne usta oyuncular var bu dizilerde. Sadece aile dizisi için söylemiyorum. Genel olarak tüm işler için, tüm yapımlar için söylüyorum. İnanılmaz usta oyuncular, yılların sanatçıları götürüyor aslında o diziyi yani. Ama bu isimlerin aldıkları rakamların onda birini belki de kazanmıyorlar. Evet. Yani bu çok üzücü. Biraz daha hakkaniyetli davranmak gerekiyor. Adil davranmak gerekiyor. Çünkü bu isimler tek başına yapmıyor bu diziyi ya. Şimdi yani koy Serena ile Kıvanç'ı, tek başına mı çekiyor bu diziyi? Yani oradaki tabii diğer oyuncular ne oluyor? O set çalışanları ne oluyor? İşte ben set çalışanlarına çok yani üzülüyorum. Yani bu işler ekip işi. Çok zor şartlarda televizyon çalışıyorlar. İşi de öyle, yayıncılık işi de öyle, dizisi de sineması da hepsi öyle. Bu bir ekip işi. Birimiz olmazsa evet, diğerimizin olmasının hiçbir anlamı yok. Şimdi bizim o ekip çark dönmez yani. Şimdi bizim olsa, ekip arkadaşlarımızdan sadece bir tanesi eksik olsa bu çark dönmez. Ne ben olmasam bu çark döner, ne ekip arkadaşlarımdan biri olmasa döner. Yani bu bir ekip işi. Herkesin birlikte başardığı bir iş, yayıncılık işi. Dolayısıyla biraz hakkaniyetli davranmak gerekiyor. Elbette ki tamam, bu iki ünlü isim daha yüksek rakamlar alacak. Buna kimsenin itirazı yok. Ama sürekli çıkıp isyan eden yılların oyuncularını görüyoruz ya yani. Evet. Çok komik ücretlere çalışıyorlar. Ve bu dizileri de onlar götürüyor oluyor zaten çoğunlukla. Biraz hakkaniyet istiyoruz. Yıllardır istiyoruz ama gerçi maalesef çok bir şey olmuyor bu konuda diyelim. Ve o zaman bir başka yeni single'a doğru gidelim. Evet. Bu şarkının ben tabii ki programdan önce dinledim. Çok başarılara ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Kimden geldi bu şarkı? Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'dan geldi. Çağrı Telkıvıran biliyorsun başarılı bir prodüktör. Oğuzhan Koç'la birlikte Bir Başıma diye bir şarkı yapıyorlar. Ve şarkı İnanılmaz tatlı. Ben izleyenlerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O yüzden de hemen şimdi hiç gecikmeden evet, klip şarkıyı de çok güzel ve evet, enteresan bu arada. Sizlerle paylaşalım. Işıklar söndü mü bir bak, aşıklar döndü mü bir bak, biz yalnızlar ne yapsın sorma. Çıkışlar kapandı bu kez, içeride mutlu mu herkes, dışarıda ben ne yaptım sorma. Düştüm ben artık yollara, küstüm tüm hain dostlara, üstüm başım paramparçayım sorma. Belki en baştan başlarım, aklımdan gitse saçlarım, aslında yalan hepsi bunları sorma. Boşver sen orada, mutluysan bakma hiç arkana, ben zaten burada, yazımı dışımı yakmışım bir başıma. Yok dersen zorla, zorla güzellik olmaz aslında, ben zaten burada, yazımı dışımı yakmışım sorma. Sorma. Belki en baş.
baştan başlarım. Aklımdan gitse saçların, aslında yalan hepsi bunların. Sorma, boşver sen orada. Mutluysan bakmayın arkana. Ben zaten burada. Yazımı kışımı yakmışım bir başıma. Yok dersen zorla. Zorla güzellik olmaz aslında. Ben zaten burada. Yazımı kışımı yakmışım, sorma. Çok tatlı bir klip olmuş çok gerçekten. Çok tatlı. Klibe bayıldım ben. Gerçekten çok güzel görüntüler. Çok tatlı bir klip. İkisi de çok tatlı görünüyor. Beğendim yani, böyle tam anlamıyla içime sinen bir şarkı oldu. Güzel. Tam Oğuzhan Koç şeyi de var böyle. Stili cidden de var şarkıda. Hem ama eğlenceli hem dramatik bu arada. Böyle ona değişik bir hava katmış aslında. Çok şahane olmuş. Bu kış sıklıkla bence bu şarkıyı dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten de çok başarılı buldum ben de şarkıyı. Çok hoşuma gitti. Oğuzhan Koç kendi stilinden ödün vermemiş. Aynı zamanda senin de dediğin gibi Çağrı Telkıvıran kendi dokunuşlarını ustalıkla yapmış bu şarkıda. Değişik. Gerçekten değişik. Değişik şu, mesela o portakal suyu içtikleri görüntü, işte o şömine başında oturdukları görüntü benim çok hoşuma gitti. Yani çok tatlı, böyle değişik bir stil olmuş gerçekten. Şarkı da güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Başarılara ulaşsın. Başarılarına ulaşsın. Oğuzhan Koç artık yavaş yavaş kendine geliyor. Eski düzenine dönüyor. Toparladı kendini, biraz yıprandı biliyorsun. Kolay bir süreç yaşamadı ama her şey yoluna giriyormuş gibi görünüyor. Evet, şimdi neler neler konuşacağız. O kadar çok konumuz var ki bomba gibi bir kısma geçiyoruz diyebilirim ama kısa bir ara verelim. Şu çaylarımızı bir tazeleyelim. Hadi siz de son hazırlıkları yapın, sonra tekrar buluşalım.